27 Mayıs 2021 Star.com.tr Ersoy Dede Şaşılacak bir şey yok. Geçen gün çok yakında yeni bir dalganın başlayacağını ve bu dalgada gözaltına alınacak isimlerin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini yazdığımda henüz Anadolu Ajansı muhabirinin kamikaze saldırısı gerçekleşmemişti. Ve hatta Başakşehir Belediyesi'nde sosyal yardım alan insanları kendi kıt zekasınca aşağıladığını zanneden o kadının videosu da servis edilmemişti. Bir uyuyan hücre dalgasının arefesinde olduğumuzu göstermeye yetecek kadar olay yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız. Post FETÖ döneminde ortaya çıkan boşluğu hangi örgütler, hangi servisler doldurmuş ve bunlar ortaya çıkmak ve kendilerini patlatmak için hangi zaman anık kolluyor. Bugünden kestirmek zor. ABD'nin mevcut yönetimi iş başına gelmeden önce Türkiye'deki muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı devirmeye çalışacaklarını ilan etmişti. Siz bu muhalefetle işbirliği başlığının altına aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz. Sivil toplum örgütleri, bürokrasideki içine yerleşmiş kriptolar, hatta ve hatta AK Parti içerisinde yer alan bazı isimler bile bu organizasyonun bir parçası çıkarsa sürpriz olmasın. Ne diyorum? AA muhabiri de Başakşehir Belediyesi'ndeki personel de, Viranşehir'deki savcı da ve daha pek çokları da bu dönemde bu görevlere getirildiler. Hatta Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bu skandalın peşine düşünce korkunç gerçek ortaya çıktı. Meğer söz konusu video bir sene önce kaydedilmiş, servis edilmek için uygun zaman beklenmiş, başka hangi belediyelerde ilmek ilmek dokunmuş, iyilik hareketlerini berbat etmek için, insanların güvenini yıkmak için, hareketin lideri Erdoğan'ı yaralamak için gün sayan kaç kişi var? Bir kez daha söylüyorum, etrafınıza bakacaksınız ve bazı isimlerin sadece politik doğruculuk adına yani her şeye rağmen doğruları söylemek adına ilkeli davranmayı tercih ederek bazı çıkışlar yaptığını zannedeceksiniz. Hatta bu çıkışları nedeniyle onlara tepki gösterenlere bu kadarcık eleştiriye de kızmayın diyecek ve onların haklı olduğunu düşüneceksiniz. Oysa mesele bu kadarcık eleştiri meselesi değil. Büyük bir saldırı altındayız bu kadar net. Bir şey daha büyük bir saldırı altındayız diyeceksiniz ve bu sözünüzü güçsüz kılmak için sulandırma gayreti içerisinde olanlar çıkacak karşınıza. He he büyük resim he 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 dış güçler he he diyecek ve kendilerince istihza edecekler. İşte anlayın ki hem politik doğruculuk diye intihar dalışı yapan tipler hem de onlara tepki gösterdiğinizde sizinle dalga geçmeye çalışanlar aynı yapının parçalarıdır. Bu FETÖ müdür ya da başka bir şey midir? Kuşkusuz ki bütün bağlantılar araştırıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ama bakın göreceksiniz bu intihar dalışlarının birbiriyle ya da hücre yapılanması üzerinden aynı Merkezde bağlantısı elbette ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık bir kez daha söyledi. Seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Öyle anlaşılıyor ki iktidarı erken seçime zorlamak için daha da çirkinleşecekler. Ve o zaman çok daha fazla hata yapacaklar. Ve yakayı ele verecekler. Önümüzdeki günler çok şaşırtıcı gelişmelere gebe. Bu dediklerimi not edin.